Küresel ısınmanın sessiz çığlığı, eriyen kutuplar. Dünyamızın en soğuk ve en hassas bölgeleri olan kutuplar, küresel ısınmanın en açık etkilerini sergiliyor. Kuzey kutbundaki deniz buzu miktarı son 40 yılda yaklaşık %40 azaldı. Antarktika'daki buz tabakaları ise her yıl 150 milyar ton buz kaybediyor. Bu hızlı erime sadece kutuplarla sınırlı bir problem değil, dünyanın dört bir yanındaki kıyı toplulukları, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle ciddi tehdit altında. Kutuplardaki sıcaklık artışı, dünyanın genel ortalamasından 3 kat daha hızlı gerçekleşiyor. Bu durum, okyanus akıntılarını bozuyor, buzulların erimesini hızlandırıyor ve gezegenimizin doğal ısı dengesini altüst ediyor. Küresel ısınmanın bu etkileri sadece çevresel bir kriz değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorun. Şehirler su altında kalabilir, tarım alanları zarar görebilir ve milyonlarca insan yerinden olabilir. Peki bu sessiz çığlığa nasıl kulak verebiliriz? İşte tam bu noktada NASA'nın Prefire görevi devreye giriyor. Küresel ısınmayı daha iyi anlamak ve buna karşı daha etkili çözümler geliştirmek için kutupların radyasyon ve ısı kaybı dinamiklerini inceleyen bu görev, gezegenimiz için bir umut ışığı olabilir. NASA'nın üzerinde çalıştığı ve küresel ısınma ile mücadelede bir dönüm noktası olabilecek Prefire görevi hakkında konuşmak istiyorum. Belki adını yeni duyuyorsunuz ama bu görev, gezegenimiz için gerçekten büyük bir öneme sahip. Prefire, yani Polar Radiant Energy in the Far Infrared Experiment, Kuzey Kutbu ve Antarktika gibi en kırılgan bölgelerdeki ısı kaybını anlamayı amaçlayan bir görev. NASA, bu proje kapsamında uzaya iki küçük uydu gönderiyor. Ayakkabı kutusu büyüklüğündeki bu uydular, belki fiziksel olarak küçük olabilir, ancak yapacakları iş gerçekten devasa. Çünkü bu uydular, kutuplardan yayılan uzak kızılötesi radyasyonu sistematik olarak ölçen ilk araçlar olacak. Ayakkabı kutusu büyüklüğündeki bu uydular, kutuplardan yayılan uzak kızılötesi radyasyonu ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. İşlevlerini ve neden önemli olduklarını daha iyi anlamak için parçalara ayıralım. Uzak kızılötesi radyasyon, elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır ve ısının bir enerji formu olarak yayılmasını ifade eder. Dünya, güneşten gelen enerjiyi emer ve bir kısmını bu şekilde uzaya geri yayar. Ancak bu radyasyon özellikle kutup bölgelerinde önemlidir. Çünkü burada dünyanın sıcaklık dengesi sağlanır. Bu küçük uydular, dünyanın kutup bölgelerindeki uzak kızılötesi radyasyonu ilk kez sistematik olarak ölçen araçlar olacak. Daha önce bu dalga boyundaki radyasyonu tam anlamıyla izleyebilen bir teknoloji yoktu. Prefire uyduları sayesinde. Bir kutup bölgelerindeki ısı dengesini anlama, kutuplardan yayılan enerjiyi hassas bir şekilde ölçerek bu bölgelerin ne kadar ısı kaybettiğini anlayabileceğiz. İki küresel iklim modellerini geliştirme. Bu veriler, iklim değişikliğinin kutuplardaki etkilerini ve bu etkilerin dünya çapındaki sonuçlarını daha iyi tahmin etmemizi sağlayacak. 3. Erimenin hızını ölçme. Buzulların ne kadar hızla eridiğini ve bunun deniz seviyesine olan etkisini daha doğru bir şekilde analiz edeceğiz. Kutupların hızla ısınmasına neden olan faktörlerin daha ayrıntılı bir resmini sunacak. Uydulardan elde edilen veriler, politikacıların ve bilim insanlarının iklim değişikliğine yönelik daha etkili çözümler geliştirmesine yardımcı olabilir. Uzaya yayılmayan ısı, dünyanın daha fazla ısınmasına yol açabilir. Bu süreçleri netleştirerek, gelecekteki felaketlerin önlenmesine katkıda bulunabilir. Kısacası, bu küçük uydular, kutupların ısıl haritasını çıkararak, küresel ısınmanın dinamiklerini daha iyi anlamamız için kapıyı aralıyor. Gerçekten de boyutlarına kıyasla çok büyük bir görevi üstlenmiş durumdalar. Belki Prefire, kutupların sesini duymamız için bir araç olacak ve bu veriler bize değişim için bir fırsat sunacak. Unutmayalım, gezegenimizin sağlığı bizim geleceğimiz. Bu konuda NASA'dan gelecek yeni haberleri heyecanla bekliyoruz. Çünkü Prefire, küresel ısınmaya karşı mücadelenin bilimsel temelini oluşturmada bir dönüm noktası olabilir. Gelin hep birlikte bilimden güç alarak geleceğimizi koruyalım.